Hiçbir şey tesadüf değildir. Bazen hayatta bazı şeylerden ders alabilmek için o şey illaki kendinizin yaşamanıza gerek yok. Etrafınıza bakarak, etrafınızdaki insanların yaşadıklarına bakarak da ders çıkarabilirsiniz. Merhaba, ben Aysoltan. Şu anda 29 yaşındayım. Bu videomda size 29 yaşında öğrendiğim 29 hayat derslerinden bahsedeceğim. Çayınızı kahvenizi almayı unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. İlki, zararın neresinden dönersen kârdır. Ben bunu öğrendim. Mesela şöyle bir şey. İstemediğiniz bölümü okuyorsunuz. İstemediğiniz işi yapıyorsunuz. İstemediğiniz insanla hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Hayır. Bazı insanlar, bunu ikili ilişkilerde çok fazla görüyorum, diyor ki bu kadar zahmet verdim, bu kadar uğraştım, artık burada mı pes edeyim? Burada kaybediyorsunuz işte, burada kaybediyorsunuz. Siz birkaç senenizi veba etmemek için bütün ömrünüzü veba edeceksiniz. Bir insanın yanında bir işi yaparken, bir şeyi okurken mutlu değilseniz, mesela anlamıyorsunuz o dersten, o bölümden hiçbir şey. Hayır, o size göre değil. Okuduğunuz zaman neşeyle okumanız lazım, isteyerek okumanız lazım. Her gün okula sürünerek değil, koşarak gitmeniz lazım. Öyle bir bölüm okumanız lazım. Ya da o insanın yanında kendinizi çirkin, mutsuz hissediyorsanız, sürekli gerginseniz o insanın yanında, hayır, o insan değil, o insan doğru insan değil. O insanı hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor efendim. Hiçbir şey için geç değildir. Zararın neresinden dönerseniz kârdır, inanın. Bırakın bakalım ya da değiştirin bakalım. Ne kadar mutlu olacaksınız, kendi gözlerinizle görün. Tamam mı? 2. Hayır demeyi öğrendim. Benim vaktimi çalmak isteyenlere karşı hayır. Benim kalbimi kırmak isteyenlere karşı hayır. Beni kullanmak isteyenlere karşı hayır. Yapmayacağım, yapamayacağım. Kusura bakma, beni kullanamazsın, benim vaktimi kullanamazsın, benim duygularımı kullanamazsın. Hayır. Bazı insanlar sizin vaktinizi çalıyor olduklarını düşünmez. Benim yanımda gelir misin, oraya gidelim, onu yapalım, bunu yapalım. Hayır. O insan o şeyi hak etmiyorsa hayır. Hayır diyeceksiniz. Hayır. Her zaman B planınız olacak. Sürekli A, sadece bir tane planınız olduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Mesela birine bir şey rica edersiniz. O zamanında yapmaz o işi. Ve siz ne olursunuz? Ortada kalırsınız. Ya da yapmak istediğiniz şeyi yapamazsınız. Anlıyorum sizi. Sinirleneceksiniz. Orada kendinizi kötü hissedeceksiniz. Çünkü B planınız yok. B planınız olsaydı mutsuz olmayacaktınız. O yüzden ne olacak? Her zaman B planınız olacak. 4. Cahil insanlarla asla tartışmamak. Bununla ilgili şöyle bir tane söz var. Bir tane örnek vererek 40 alimi yendim. 40 tane örnek vererek bir tane cahili yenemedim. Bu gerçekten doğru bir şey. O yüzden uğraşmayın. Hiçbir şekilde uğraşmayın cahil insanlarla. Siz onlara var ya ağzınızı kuş tutun, örneklerini getirin, her şeyi açıklayın. Ama onlar diyecek ki hayır. O yüzden hiç uğraşmayacaksınız. 5. Hiç kimse görmüyorsa bile işini kaliteli yapacaksın. Bir şey yapıyor muyum? Kimse görmüyor ya, önemli değil. O işi kaliteli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Kaliteli bir iş yaptığınız zaman her zaman kaliteli yerde olacaksınız. 6. Kendimi sevmeyi öğrendim. 7. Hatalarımı sevmeyi öğrendim. Şimdi bu ikisini bir arada söyleyeceğim size, açıklayacağım. Kendimi sevmek benim yıllarımı aldı. Çok uzun yolculuktan geçtim buraya gelebilmek için. Şöyle, kendimizi sevdiğimiz zaman kimse bizi incitemeyecek. Mesela bana diyorlar ki senin dişlerin çok çirkin. Ya da oran öyle, buran öyle, umurumda değil. Hiç kimse herhangi bir şekilde beni incitemez. Ne geçmişimle, ne yaptıklarımla, ne dış görünüşümle, hiçbir şeyimle incitemez. Çünkü ben kendimi seviyorum. Ben bir bütünüm. Başarılarımı da seviyorum, başarısızlıklarımı da seviyorum. Hatalarımı bile seviyorum. Hatalarınızı kadar sevin ya. Orada ne kadar mücadele ettiğinizi, neleri başınızdan geçirdiğinizi sadece siz bilebileceksiniz. İnsanlar değil. O yüzden her şeyinizi sevin. Her şeyinizi sevdiğiniz zaman kimse sizi incitemeyecek. Yani kendinizi sevdiğiniz zaman birinin sevgisizliği sizi asla üzemeyecek. Özür dilemeyi öğrendim.
Çok saçma gelebilir. Ben eskiden özür dilemeyi sevmeyen bir insandım. Biriyle tartıştığım zaman onunla yıllarca böyle konuşmadan gezebilen biriydim. Ama son zamanlarda öğrendim ki özür dilemek dünyanın en güzel şeyi. Ortalığı var ya yumuşacık yapar. Hatanız varsa özür dilemekten hiçbir zaman çekinmeyin. Benim hatam varsa gidiyorum, özür diliyorum ve her şey güzelleşiyor. İnsanlardan bir şey beklememeyi öğrendim. Şöyle insanlardan bir şey beklediğim zaman üzülüyordum, kırılıyordum, hayal kırıklığına uğruyordum. Herkes yakınından bir şey ister, değil mi? Herkes ister bunu ama o yakınınızın belki de bazen umurunda olmayabiliyorsunuz. Belki de o yakınınız bilmeyebiliyor. Ben hiçbir şey beklemiyorum insanlardan artık. Hiç kimseden hiçbir şey beklemediğiniz zaman hayal kırıklığına uğramıyorsunuz ve böylece üzülmüyorsunuz. 10. Herkese derdini söylememek. Şöyle, Türkmence bir atasözü vardır. Başı ağrımayanın yanında başım ağrıyar deme. Zaten anlarsanız anlamı içinde çok güzel bir atasözüdür. Derdinizden anlamayanı derdinizi söylemeyin. Gerek yok, anlamaz bile. Vakit kaybı. Birilerine değil, kendinize göre olmak. Birilerine göre olduğunuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Her zaman fedakar olan, kendini feda eden siz oluyorsunuz. Sizin kendinize göre bir isteğiniz, bir tarzınız olmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Onun isteğine göre o iş yapılır. Mesela atalım bir kumaş alınacak. O yeşil rengi mi seviyor? O zaman ona yeşil renk alınır. Size neyse o alınır. Yani ne varsa, ne artmışsa o alınır. Hayır, hiç fark etmez değil. Ben bunu istiyorum demeniz gerekiyor. O zaman insan yerine koyuluyormuşsunuz. 12. Herkes ve her şey dengi dengine. Senin elinde 5 TL var mı? O zaman 6 TL'lik bir şey istememen lazım. Ya da sen üniversite okumamışsan üniversite mezunu birini istememen lazım. Neden? Çünkü ikinizin kafa yapınız aynı değil. Uyuşmuyor. Buna itiraz edenler olacak. Şöyle örnek vereyim. Hayatında kitap alıp okumamış, kitabın katını açıp okumamış bir insan kitaptan ne anlasın? Sizin nasıl bir yollardan, nasıl bir zorluklarla geçtiğinizi ancak o yoldan aynı şekilde geçen bir insan bilir. O şekilde sizi anlayabilir. Onun dışındaki insan anlayamaz. 13. Yaşattığını yaşamadan ölmezsin. Ben bunu öğrendim. Bir de buna benzer bir söz daha var. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi bir başkasına yapma. Bazen şöyle oluyorum. Allah'ım ne yaptım ben, ne ettim de bunlar başıma geliyor derken diyorum hemen. Çünkü ben belamı hemen bulan biriyim. Hemen ya. İnsanlar böyle birkaç sene belasını bulmaz ama ben birine bilip bilmeden bir şey yapayım. Bilip asla birine bir şey yapmam ama bilmeden bir şey yaptıysam hemen buluyorum belamı. Hemencecik orada. Ertesi gün buluyorum belamı. O yüzden hiç kimseye kötülük yapmıyorum. Yapmak istemiyorum kimseye. Bir sonraki öğrendiğim şey de şu. İnsanların yüzüne bakarak gerçekleri söylemek. Bazen biz ne kadar iyi olsak bile, ne kadar alttan alsak bile bazı insanlar kötülük var ya içlerinde. Bize kötülük yapmaya çalışıyorlar ve biz onları alttan aldıkça tepemize çıkıyorlar. Size biri kötülük yaptığı zaman o insana işte Allah belasını versin, Allah'ından bulsun demeyeceksiniz. Size kötülük yaptığını, sizi kötü yönde kullanmaya çalıştığını o insana bildirmeniz gerekiyor. Bazen bazı insanların gerçekten nasıl bir pislik olduklarını bilmeleri gerekiyor. Çekinmeyin, söyleyin. Ve alttan almayın. Hiçbir zaman alttan almayın. Alttan aldığınız zaman tepenize çıkacaklar. O yüzden hop, en ufak saygısızlıkta hop dur. Geçemezsin bu çizgiden. Bana ne, kim olursan ol. Hiçbir zaman alttan almayın. O zaman mutlu olacaksınız. 15. Varsayımda bulunmadan insanlara bir şeyleri sormayı öğrendim. Mesela şöyle bir şey var. Bir tane arkadaşım var veya yakınım var. Değişik davranıyor, değişik hareketler ediyor. Ben gidip soruyorum. Eskiden sormuyordum. Varsayımda bulunuyordum. Ben mi bir şey yaptım diye kötü hissediyordum ve böylece günlerimi veba ediyordum. Artık şunu öğrendim. Ortada bir problem var mı? Gidiyorum, soruyorum ve
Her şey hemen halloluyor. 16. Hayatta bazı şeylerin değiştiğini ve değişeceğini öğrendim. Sizi şu anda seven insan her zaman sizi aynı şekilde sevmeyecek. Moda değişiyor, tarzlar değişiyor, her şey değişiyor zamanla. İnsanlar da değişiyor. Ben bunu öğrendim. İnsanlar hayatımıza girerler ve hayatımızda onların belli bir görevleri vardır. O görevleri bittikten sonra hayatımızdan çıkarlar. Bir sonraki, şikayet etmek yerine çabalamak. Eskiden şöyle diyordum. Ben hata yaptım, aman Allah'ım ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl yaparım, ben bu hatayı bunu yapmamalıydım, bunu yaşamamalıydım, burada onu böyle söylememeliydim, bilmem ne. Evet, böyle şeyler yapan biriydim. Artık öyle değil. Bir şey yaptım, evet hata yaptım, sıkıntı yok. Hata yaptım, nasıl düzeltebilirim ona bakıyorum. Şikayet etmiyorum artık, çabalıyorum düzeltmek için bir şeyleri. 18. İnsanların söz verip sözünde durmadıklarını öğrendim. Biri mesela size borç vereceğim diye söz verdi. Ama ortalıktan kayboldu. Öyle insanlar da varmış. Ben böyle bir insanların var olduğunu öğrendim hayatta. 19. Her zaman çok iyi bildiğiniz iki tane şeyinizin olması gerekiyor hayatta. Mesela bir mesleğiniz var. O meslek kadar olmasa bile onun bir altı olan başka bir mesleği de onun yanında yan dal olarak öğrenmeniz gerekiyor. Eğer başınıza bir şey geldi veya bu işte, bu meslekte işe giremiyorsunuz, bir şey yapamıyorsanız aç kalacaksınız. O yüzden her zaman ikinci mesleğiniz olsun. Ya da bu bir dil öğrenmek olabilir. Bu arada hiçbir dili hafife almayın. Hiçbir dili. Mesela şöyle düşünüyor insanlar. Bu işe yaramayacak ki diyor. Herkes öyle düşünüyor. Ama siz kimsenin bilmediği bir şey bildiğiniz zaman o şeyin uzmanı oluyorsunuz. Ve en iyi yerlerde olabileceksiniz. O yüzden hiçbir dili hafife almayın. 20. Mükemmel diye bir şey yoktur. Eskiden ben aşırı derecede mükemmeliyetçi biriydim. Mesela atalım yazı yazıyordum. A4 var ya, beyaz kağıt. Ona yazı yazıyordum. Azıcık ufak yanlış eğri gittiği zaman ne yapıyordum? Kağıdı atıp yeniden yazıyordum. Ya da makasla bir şey kesiyordum. Eğri mi oluyor bir yeri? Onu yeniden kesiyordum. Çiziyordum, kesiyordum bilmem ne. Bir sürü vaktimi harcıyordum ve bu benim enerjimi emiyordu. Artık öyle değil. Kesiyorum. Eğri büğrü, okey, sıkıntı yok. Hani sıkıntı yok artık. Mükemmeliyetçi olmaktan vazgeçtiğim gün mutluyum artık. Eskiden kağıtın üzerindeki yazının nasıl yazıldığı önemliydi. Artık o kağıdın üzerindeki bilgi önemli. Oo, en güzeline gelelim. Şöyle, hayatta aşk diye bir şey yok. Bunu öğrendim. Gerçekten aşk diye bir şey yok. Ne var biliyor musunuz? Saygı var. Empati var. Merhamet var. Anlamak var. Anlayış göstermek var. Düşünmek var. Böyle şeyler var. Hani ölüyorum, seviyorum, ne olursa olsun, aşk her şey olabilir. Yani aşkta her şey mümkündür. Hayır, mümkün değil. Mümkün değil. Dedim ya, herkes ve her şey dengi dengine diye. Aşkta da aynı şey var. Hani siz birine aşık olmanız için kafa yapınızın uyumlu olması gerekiyor ilk önce. Bir sonraki, bu da hayatımdaki en önemli öğrendiğim derslerden biri, eşyalara değil insanlara değer vermeyi öğrendim. Eşyalara değil deneyimlere yatırım yapmayı öğrendim. Hayattaki en güzel öğrendiğim şeylerin biri minimalist olmak. Yeteri kadar eşyam var. Bu kadar. Mesela şu üzerimdeki bluzu milyon defa videolarımda görmüşsünüzdür. Şey temiz, güzel, giyiyorum. Bana da yakışıyor. Tamam, ben bunu 2 senedir giyiyorum ve yırtılana kadar giyerim yine. Kimseyi değiştirmeye çalışmamayı öğrendim. Şöyle bir şey var. Sizin kim olduğunuz belli, sizin karakteriniz belli, sizin nasıl olduğunuz belli. Hayatınızda arkadaş veya sevgili almak istiyorsanız size göre birilerini seçmeniz gerekiyor. Şöyle demeyin, ben bunu değiştiririm demeyin. İnsanlar asla değişmez. İnsanlar nasılsa öyle olurlar. Onlar asla değişmez. İnsanları değiştirmeye çalışmayın. Size uygun olan insanı hayatınıza almaya çalışın. Bir sonraki, eğer kötü hissediyorsanız doğrudur. Hisleriniz
her zaman size doğruyu söyler. Benim hislerim her zaman bana doğruyu söyledi. Gitmek istemiyorum hiçbir şekilde. İçimden gelmiyor. Oraya gittiğim zaman illaki kötü bir şey oluyor. Kötü hissediyorsanız o insanın yanında durmayın. O işi yapmayın. Oraya gitmeyin. Bir sonrakisi, hayatımda hedefler belirlemeyi öğrendim. En güzel şey hayatta ne istediğinizi bilmek ve planlı olmak. Plan yaparak, küçük küçük hedefler koyarak o hedefinize ulaşmak için küçük adımlar atmak. Evet, birazcık da şöyle güneşe gelelim. Eskiden işte kendime aptal, gerizekalı kelimelerini kullanabiliyordum ama artık bunların hiçbirini kendime karşı kullanmıyorum ve birinin de bana karşı kullanmasına kesinlikle izin vermiyorum. Siz kendinize ne kadar iyi davranırsanız, iyi konuşursanız etrafınızdakiler de o kadar size iyi davranır ve iyi konuşur. Unutmayın. Bir sonrakisi, neyi düşünürseniz onu hissedersiniz. İyi düşünürseniz iyi şeyler hissedersiniz. Kötü şeyler düşünürseniz kötü şeyler hissedersiniz. Bana şöyle soruyorlar. Nasıl bu kadar neşelisin diye. İyi düşünüyorum. İyi tarafından düşünüyorum. Her zaman iyi tarafından. Okey, kötü tarafı da olabilir. Kötü tarafından düşünmek gerekiyor bazen ama ben her zaman iyi tarafından düşünmeye çalışıyorum. Bir sonraki öğrendiğim şey, insanlardan nefret etmemek. İnsanlardan nefret ettiğiniz zaman bütün enerjinizi onlara harcıyorsunuz. Hayır. Bana biri kötülük yaptı diye ben ona kötülük yapmaya kalkışırsam benim ondan ne farkım kalacak? Nefret etmiyorum. Sadece o insanın hayatını çıkarıyorum. Ne vaktimi ne enerjimi o insana karşı harcamıyorum. Bitiriyorum. Bir sonraki öğrendiğim şey, çoğu şeyi not almak. Mesela benim için önemli şeyler olsun, önemli günler, önemli vakalar, önemli bilgiler. Bunların çoğunu not alıyorum. Zamanla unutabiliyoruz çoğu şeyi ve onları tekrar okuduğumuz zaman o yazdığımız şeyleri bilgilerimize tazelemiş oluyoruz. Ve böylece o değerli bilgileri tekrar öğrenmiş olacağız. Not almak dünyanın en güzel şeyi bence. 29. En son. Hayatta ne istediğimi öğrendim. Hedef koydum, hedef belirledim. O yola doğru devam ediyorum. Ne zaman öleceğim belli değil. O yüzden o hedefime giderken, eğer ölürsem yarın öbür gün, o hedefime giderken o yolda ölmüş olacağım ve gözüm kapalı gideceğim. Asla pişman olmayacağım. Değerli vaktinizi ayırıp beni buraya kadar dinlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Umarım bu videom size faydalı olmuştur. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.